Bugün gece ve gündüz hakikati üzerinde konuşalım diye düşündüm. Gece ve gündüz Cenab-ı Hakk'ın iki büyük ayetidir. Bunlara kevni ayetler diyoruz veya fiziki ayetler. Ayet deyince iki anlamı düşünmek lazım. Bir, Kur'an'ın cümleleri. İki, kainat kitabının cümleleri tabiri caizse. Şunu hep biliyoruz ve söylüyoruz ya, Kur'an kainatı okuyor. Kur'an'da kavliyle konuşan Cenab-ı Hak, kainatta kudretiyle konuşur. Diğer bir ifadeyle, kainatta içinde yaşadığımız fiziki alemde kudretiyle konuşan yaratıcı, Kur'an'da kelamıyla konuşuyor ve iki konuşma birbirini tamamlıyor. Gece ve gündüz baktığımız zaman fiziki ayettir. Kevni ayettir. Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle ortaya koyduğu iki ayettir. Kur'an'a baktığımız zaman da Kur'an bu iki ayet hakkında, gece ve gündüz hakkında birçok değinmede bulunuyor. Hatta sayıları çıkardım. Gece, leyl anlamına geliyor ya, Kur'an'da gece 92 defa geçiyor. Gündüz, yani nehar, 52 defa geçiyor. Peki biz gerçekten gece ve gündüzü Cenab-ı Hakk'ın kevni ayeti olarak görüp yeterince düşünüyoruz. Yoksa sıradan mı görüyoruz? Eğer biz etrafımızdaki yaratık, olay ve olgulara sıradan bir nazarla bakıyorsak aldanıyoruz demektir. Kur'an sıradanlığı kaldırıyor. Sıradan hiçbir şey yok. Her şey çok mükemmel ve her şey Cenab-ı Hakk'ın bir ayeti. Her şey onu gösteriyor. Onun kudretine, onun ilmine, onun rahmetine delalet ediyor. Bizim de bu açıdan bakmamız icap ediyor. Şimdi Lokman suresinin 29. ayetini dikkate alalım. Rabbimiz buyuruyor ki, Elem tara, görmedin mi? Ennallaha yülücül leyle finnahar ve yülücün nehara filley. Cenab-ı Hak geceyi gündüze ilhak ediyor. Gündüzü de geceye katıyor. Ve şems, güneş, ve sehkare şemse vel kamer, güneşi ve ayı da Cenab-ı Hak tanzim ediyor. Teci, hareket ediyor bunu ila ecelin müsemma, belirli bir zamana doğru güneş ve ay da cereyan ediyor, akıyor. Cenab-ı Hakk'ın belirlediği bir zamana kadar bu akış devam edecek. Şimdi burada gecenin gündüze, gündüzün gece ilhakını Cenab-ı Hak önümüze koyuyor. Başka bir ayet Kur'an'da yine aynı hakikate dikkat çekiyor. Âl-i İmran'ın 190. ayeti Cenab-ı Hak buyuruyor ki İnne fî halkı semâvâtu vel ard ve ihtilâfi'l leyl ve'n nehâr le âyâtin li ulil elbâb. Gece ve düzeltiyorum. Semanın ve arzın, semavatın ve arzın, göklerin ve yerin yaratılmasında geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde akıl sahipleri için ayetler vardır, deliller vardır diyerek Cenab-ı Hak dikkatimizi hem göklerin de yerin yaratılışına hem de gece ve gündüzün meydana gelişine çekiyor. Biz ilkokuldayken gece ve gündüzün nasıl meydana geldiğini kabaca biliyoruz. Dünyamız kendi ekseni etrafında dönüyor ve bir turu 24 saatlik süre zarfında gerçekleştiriyor. Ama aynı zamanda dünyamızın güneşe bir mesafesi var. Ve ilk eksene dayalı olarak dünyamız programlanmış. 23,5 derecelik kabaca bir eğikliği söz konusu, elips şeklinde. İşte bu da aynı zamanda gece ve gündüzün meydana gelmesindeki kısalık ve uzunluğu belirliyor. Şimdi eğer dünyamız bu 23,5 derece eğik değil de diyelim ki 40 derecelik, 50 derecelik bir eğiklik söz konusu olsaydı bazı yerlerde en azından 24 saatin 20 saati gece olacak, 2 saat gündüz olacaktı. 15 saat gece olacak, 7 saat gündüz olacaktı veya tersi. Ama nasıl bir denge kurulmuş, nasıl bir intizam var?
Şimdi dünyamız kendi ekseni etrafında dönerken güneşin ışık alan kısmı gündüz oluyor. Güneşin ışığına maruz kalmayan kısmı ise gece oluyor. Ama bu öyle sistemli, öyle hikmetli, öyle planlı gerçekleştiriliyor ki baktığımız zaman işlerimizi görüyoruz, dinlenmemizi gerçekleştiriyoruz ve uygun bir biçimde hayatımızı tanzim ediyoruz. Bundan dolayı mesela Nebe suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki ve ceallel leyle libase ve ceallel nehara maaşa. Biz geceyi bir örtü kıldık. Dinlenmemiz, istirahat etmemiz gerçekleşsin diye Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Geceyi örtü kıldık. Ve ceallel nehara maaşa. Gündüzü de çalışma vesilesi kıldık. Ama ne kadar dengeli, ne kadar hikmetli bir nizamla karşı karşıyayız. Şöyle uzaktan semanın bir yerinden gece ve gündüzün meydana geldiğini şöyle bir görsek. Böyle videolar var bakıldığı zaman. Ne kadar hikmetli. Bize sıradan gelen, normal gelen, alıştığımız için hiç dikkatimizi çekmeyen gece ve gündüz iki fiziki ayet, iki büyük ayet olarak karşımıza çıkıyor. Ve Kur'an diyor ki akıl sahipleri için bunda deliller var, ayetler var. Niye ayet var? Cenab-ı Hakk'ın kudretine, Cenab-ı Hakk'ın hikmetine, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine delalet eden, onu gösteren ayetler var. O halde biz öyle bakmalıyız. Güneş Allah'ın ayetidir. Ay Allah'ın ayetidir. Gördüğümüz bütün fiziki varlıklar Allah'ın ayetidir. Allah'ın ayetini az evvel ifade ettiğim gibi ikiye ayırırlar. Bir, kavli ayetler. İki, kevni ayetler. Bir, söze bağlı ayetler. İki, doğrudan doğru yaratılışta gerçekleştirilen ayetler. Bu iki ayet türü birbirini tamamlar. Bu çok önemli. Yani Kur'an kainatı, kainat Kur'an'ı okur tabiri caiz. Bu açıdan bakınca Kur'an kainatın tercümesidir. Ve kainat büyük Kur'an'dır. Her iki kitapta konuşan aynı kaynaktır, aynı varlık kaynağıdır, Cenab-ı Hak'tır. Kainatta yani fiziki alemde kudretiyle konuşuyor. Kur'an'da kavliyle, kelamıyla konuşuyor. Biz müminlere düşen bu hakikati dikkatli bir biçimde anlamaya, vasfetmeye çalışmak ve her şey iman nazarıyla bakmak suretiyle imanımızı artırmak. Gecemiz ve gündüzümüz ancak bu şekilde nurlanır ve aydınlanır. Cenab-ı Hak gecemizi, gündüzümüzü, haftalarımızı, aylarımızı, bütün ömrümüzü nurlandırsın ve rızasına nail kılsın.